Öncünün kafasını ağzını burnunu dağıttım. Merdanem. Nasıl takip edeyim? Nasıl takip edeyim? Aa, ben kız bayağı çilliyim şu an. Böyle bir İrlanda. Aa, ne bileyim. Şimdi Pinterest'te gördüğüm bir tarif uygulayacağım. Yalnız tripodumu bulamıyorum, Allah kahretmesin. Bilmiyorum nerede. Bunlara şimdi birazcık milföy hamuru, tamam mı? 3 tane milföy hamuru. Hamuru. Hamur. Sonra öncünün kafasını ağzını burnunu dağıttım. Merdanem. Bunları birleştireceğiz. Böyle biraz büyüteceğiz. Ay gözünü sevdiğimin tripodu ya. Neredesin sen? Deniz uyuduğu için biraz böyle sessiz konuşuyorum. Şimdi bak, 3 tane milföy hamurunu çıkarttık. Pişirme kağıdına koyduk. Bunları ondan sonra böyle birleştireceğiz. Bayağı büyük bir şey haline getireceğiz yumuşayınca. Ben bunu yaptıktan sonra çekeceğim. Bunlar şimdi oda sıcaklığında da iyice yumuşarken. Ya nasıl isterseniz ya. Ben 2 tane kırmızı biber, 2 tane de yeşil biber koyacağım. Onları küçük 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 doğrayacağız. Bir yerde de başka bir yerde de şey yapacağız. Salça. Hemen onu da alayım. Aba, salça nerede acaba? İşte şuradan bakıyor. 5 kaşık salça sıcak suyla böyle fıt 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 yapıp tabanına süreceğiz. Pizza sosu yapacağız. Hadi bakalım. Milföy hamurunu mirdane yardımıyla birleştirdim. Sonra üzerine hafif suyla açtığım salçayı koydum. 2 tane anam gözle arıyor ya. 2 tane kırmızı biber, 2 tane de yeşil biber. Dur şunu bir açayım. Goduk. Bunu öyle tepeleme doldurursanız sarması zor oluyor. Bir de hani nasıl olsa üst üste binecek ya. Mesela şurayı, şuranın komple bir iç olduğunu düşünün. Haşar peyniri kullanmak daha ekonomik ve daha mantıklı aslında ama daha az tuzlu olur bir de. Ben valla yoktu. Ondan tulum. Ne yapalım? İşte böyle. Şimdi ben bunu bir sarayım, sardıktan sonra göstereyim size. Bak hele sardım. Bak kalınlık bu. İsterseniz daha dar yaparsınız ama yani şuralardan taştı benim ya. Baksana buraya bulaştı. Neyse önemli değil canım o. Birinci partide şu an uçuyorum ama artık. Oluyor. Şişti, bunlar küçücüktü ya. Şişti. Güzel olacak. Aa, altları mı yandı yoksa, dur bakalım. Böyle kesiyoruz. Ama ben bir yandan tutmam gerekiyor. Rulo yaptım. Bir dakika. Tutmazsam olmaz. Şimdi bunlardan bir parti daha yapacağım böyle. Aha bak 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 bak. Görüntü de pek çirkin ha. Neyse inşallah sonuç güzel olur. Hı? İnemedi salak. Dur göstereceğim şimdi ne yaptığımı. Ama sallayalım mı? Aynen. Salıncak yaptık denize. Yaptım daha doğrusu. Onur amcası sağ olsun. Tabii şu an çok uydurmasyon oldu. Üzerine çalışamadım deniz etrafında olduğu için. Burada uyur mu acaba? Şarkıyı duyar duymaz yapıştı televizyona bak. Sistemin rengi açıldı. Ha, tekrar boyamam gerekecek 1-2 ay sonra. Şimdi videoda çok belli olmuyor. Gerçi de açıldı. Yüzümde bir değişiklik var mı? Hı? Yüzümdeki değişikliği fark ediyor musunuz? Fark etmediniz mi? Bakın şu tarafa döneyim.
Ya çiller mi görmüyor musunuz? Benim çilim değil gerçi. Kahverengi göz kaleminin çili. Seni anlatacağım. Şimdi ben bu ara bu çile taktım. Bu ara değil, ben zaten bayağıdır çil. Çok sevdiğimden çile takıktım da. Bu böyleyken ben nasıl video çekeceğim ya? Artık senin tişörtünü değiştirelim değil mi? Ha? Dur dur, veremem. İnternette şey gördüm. Aa, ben kız bayağı çilliyim şu an. Şöyle bir şey gördüm internette. Bronzlaştırıcıyı almış bir tane kız. İncecik bir fırçayı bronzlaştırıcıya... Ne yapıyorsun ya? Bronzlaştırıcıya batırıyor. Böyle böyle çiller yapıyor, tamam mı, kendine? Ondan sonra da onu böyle bayağı uzun bir süre bekledi. Hiç şey yapmadı. Hiç ellemedi onu. Sonra bronzlaştırıcı hani kalıcı ya sonuçta. Bunu yüzümü yıkadığım zaman bu çıkacak yani. Bronzlaştırıcı biraz daha uzun süre kalıcı olduğu için mantıklı geldi bana, ama şimdi ben bunu yaparken 55 bin kere sildim. Böyle üstünden üstünden sildim. Şunları fazla silmedim de. Zaten bunların bazıları bana ait. Şu benim kendi şey. O benim kendi çıkık doğal çilim. Bakın. Benim çilem hatta yani. Çil dövmesi yaptırdım bak. Leke gibi suratında. Çil zaten leke değil mi salak? Evet. Ama neden? Aynı şey. Neden öyle dedin ya? Bence çok güzel oldu. Çok çilli bir hanımefendi oldum. Yani böyle bir İrlanda, ne bileyim, o yörelerli. Hollandiyalı gibi oldum. Bak şimdi. Ne? Akşam Gözde gelecek, kalacak sanırım. Gözde mi gelecek? Evet. Gelsin. Ya tabii ki de bir şey demezdi, böyle şey yapacaktı. Genelde espri yapar Gözde ile ilgili. Oy, mu gelecek falan, ne yapmadı şimdi. Şu anda Gözde kuaförde perma yaptırıyor saçlarını. Gözde mi gelecek? İyi, dinlem yapmam şu an manası yok. Çünkü Gözde var ya, bu gerekiyor. Ha, doğru. Yani ama sonuçta izleyecek bunu. Gözde geldiğinde yaparım onu ayrıca. Ay, bu mu geldi ya? Nerede çıktı? İşte böyle. Ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Kabak var, makarna var. Kabak pişmemiş halde. Kabak babacığım. Ay, böyle bir... Ne bu büyük burnuma çok yakıştı. Böyle büyük burunlara çok güzel oluyor. Bakın. Geçti mi? Bakayım. Kendime bakmaktan. Geçti mi? Geçti mi? İstersem inanılmaz bir tipe dönüşebiliyorum demek ki ben. Geçmiştir babacığım. Geçti mi babacığım? Geçti değil mi? Burnum inanılmaz şekiller oluyor.